Ellerinizi indirebilirsiniz Sevinç Hanım, silahsızım. Menekşe, yeni oje sürdüm de onun içindir, sana yardım edeyim. Sağ olun Sevinç Hanım, çok teşekkür ederim. Menekşe, o paketi tek başına taşıyabileceğinden emin misin? Ay kusura bakmayın Sevinç Hanım ama şimdi yeni bir şapka aldım kendime ve takmak için sabırsızlanıyorum da. Ben de öyleyimdir, ne zaman kendime yeni bir şey alsam. Nasıl, beğendiniz mi? Yani gayet yani nasıl desem şey ama tabii aynı zamanda işte o kadar. Cidden doğru söyleyin Sevinç Hanım, beğendiniz mi? Hiç beğenmedim. Size soran oldu mu? yok o kadar da kötü değilmiş. Bakayım. Ya aslında çok da yakıştı kafana. Hatta beğendim. Ay buna çok sevindim çünkü aynısından bir tane de size aldım. Menekşe, zahmet etmeseydin ya. Cidden zahmet etmeseydin. Yok canım, indirimden aldım. Bir tane alana bir tane bedava veriyorlar. Şimdi benimki bedava oluyor, siz bana 15 milyon borçlusunuz. Menekşe. Ay canım, siz yabancı değilsiniz, size 10 milyona da olur. Alo. Kim? Kadir Şandar. Peki beni telefonumu nasıl buldun? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Kim o Sevinç Hanım? Okul arkadaşım. Beni çok beğenirdi, anlarsın ya. İnanmıyorum. Alo. Ya neredeyse 20 sene oldu. 30 mu? Yok, pek değiştim denemez. Randevu mu? Ne randevusu? Ben mi söz vermiştim? Yarın mı? Kadri! Kapattı. İnanamıyorum. Şimdi sizi ciddi ciddi arayan yoksa ilk sevgiliniz miydi Sevinç Hanım? Yok canım, sevgili falan değil. Hatta çocukluk aşkı bile denemez. İşte karşılıklı birbirimizi biraz beğeniyorduk. Ama çok masum bir şekilde. Ortaokulda aynı sınıftaydık. Ya çok sessiz sakin bir çocuktu. Birlikte çok iyi vakit geçirdik ama hep bütün bunlar İhsan'ı tanımadan çok önceydi. Ha, anladım. Yani Kadri fırtınadan önceki sessizlik oluyor. Şimdi hatırladım. Liseden mezun olurken 30 yıl sonra buluşmak için birbirimize söz vermiştik. Demek o gün geldi. Yani yarın. Ay Sevinç Hanım, anlatsanıza nasıl birisiydi böyle? Yakışıklı mıydı, uzun boylu muydu? Yoksa İhsan Bey gibi biri miydi? Böyle bir şey. Ya anlatacak fazla bir şey yok ki. O zaman hadi uydurun. Menekşe, ne oluyor sana böyle? Ay ne bileyim ben, bu tür hikayelerin hastasıyım da. Şimdi aynı zamanda bu geçenlerde seyrettiğim bir Kolombiya dizisini de bana hatırlattı. Kolombiya dizisi mi? Evet, Kolombiya dizileri bu Brezilya dizilerinden bir boy daha damardan olanı. Şimdi orada da iki tane aşık, eski aşık restoranda buluşuyorlardı. Sonra? Şimdi meğer adam hafızasını kaybetmiş, kadın verem olmuş, garson kız 3 aylık hamileymiş. Anlaşılan bizim Kadri'nin hafızası yerli yerinde. Ah Sevinç Hanım, ne kadar şanslısınız. Keşke beni de ilk erkek arkadaşım arasa. Ya onu bırak, herhangi bir erkek arkadaşım arasa. Birlikte çok eğlenirdik. Sinemaya giderdik, Luna Park'a giderdik. Hatta bir keresinde sirke gittik. Ya çok sevmiştim. Palyaçolara bayıldım. Belli, bir tanesiyle evlenmişsiniz. Menekşe. Saatlerce oturur konuşurduk, hiç sıkılmazdık. Ay desenize, yarın çok eğleneceksiniz. Tabii eğer gidersem. Gidersen mi? Bu eğlence kaçar mı? Bir de İhsan'ı düşün. Yok, ben eğlenceyi düşüneyim, İhsan'ı siz düşünün. Okuldan arkadaşım da olsa Kadri sonuçta bir erkek. İhsan'ın onunla buluşmama razı olacağını hiç sanmam. Neden canım? Yani ben anlayış göstereceğine eminim. Menekşe, o şapka sana ufak geldi, kafanı sıktı galiba. Merhabalar Sevinç Hanım. Çekicinizi ödünç alabilir miyim acaba? Resim asacağım da lazım. Tabii İrfan Bey. Menekşe, mutfaktan çekici getir. Tamam, getireyim. Şu randevuyu iptal etsem iyi olacak. Sevinç Hanım, bu resmi görmenizi istiyorum. Muhteşem bir Van Gogh. Peki.
Peki nasıl ulaşacağım ben şimdi ona? Ha, bunun mümkün olacağını pek sanmıyorum efendim. Van Gogh çoktan öldü. Ben ondan değil, Kadri'den bahsediyorum İrfan Bey. Kadri Çandarlı. Öyle mi? O ne zaman ölmüş? Kadri benim okul arkadaşım. Ah, neden öldü rahmetli? Beni yemeğe davet etti. Zehirlendi mi? İrfan Bey, en iyisi ben size tane tane anlatayım. Kadri benim okuldan arkadaşım. Aramız biraz iyiydi. Birbirimizi biraz beğenirdik galiba. Çocukluk işte, anlarsınız. Ortaokuldaydık. Bu Kadri telefon etti. Yarın beni yemeğe çağırdı. Anlıyorum. Yani bu Kadri Bey'le okul yıllarında aranızda hoş bir flört vardı demek istiyorsunuz. Sevinç Hanım, bak ne kadar güzel olmuş. Sizi hiç unutmamış. Ben de ilk aşkımı hala unutamadım. Bizimki aşk değildi İrfan Bey. Çocukça bir şeydi böyle. Ah. Ben o zamanlar Erzincan'da 15 yaşında çim keserek harçlığını kazanan karayağız bir delikanlıydım. Bu kız da her sabah evimizin önünden salıda salıda geçerdi. Bir gün cesaretimi topladım ve gittim telefon numarasını istedim. Şak diye verdi. Altına da küçücük bir şiir yazdı. Nasıl duygu yüklü kelimelerdi onlar. Nasıl dokunaklıydı onlar. Hala hatırımdadır. Bakayım. Çok tatlısın İrfan. Kurban olsun sana ablan. Gel beraber olalım. Varsa 75 lira. Ah, sormayın. Neyse parayı denkleştirdim. Gittim baktım. Ah, kız mahalleden taşınmış. Buyurun İrfan Bey. Çok teşekkürler. Zahmet oldu. Artık oldu bir kere. Kadir gibi insanın okul arkadaşlarını yıllar sonra araması ne hoş. Ama gidip onunla buluşamam. Hiç uygun olmaz. Bence gitmelisiniz. İnsanın böyle geçmişini ziyaret etme şansı 40 yılda bir gelir Sevinç Hanım. Ya. Evet ama hani boş bulunup bir gitmeye kalksam bu sefer geleceğimi ziyaret etme şansım kalmaz. İhsan sayesinde. Sevinç Hanım, müsaadenizle ben bu noktada Menekşe Hanım'a katılıyorum. Yani bunda kötü bir şey yok ki. İki insanın beraber vakit geçirmeleri illaki aralarında bir şey olacağı anlamına gelmez ki. Bilmez miyim? İşin doğrusu Kadri'nin neler yaptığını merak etmiyor değilim. Acaba üniversiteyi bitirdi mi? Çalışıyor mu? Mutlu mu, mutsuz mu? Evlendi mi? Saçları döküldü mü? İhsan Bey birazdan evde olur. Neden kendisine sormuyorsunuz gidip gidemeyeceğinizi? Bence denemeye değer. Bence de. Ve burada sonuna kadar size destek olmak için yanınızda kalacağız efendim. Buradayız. Öf öf ya! Ya öf öf ki öf öf ya! Efendim bana müsaade. Evden beklerler. O zaman biz seni tutmayalım İrfan. Beyefendi bir ara bana uğrayın, size yeni Van Gogh'umu göstereyim. Bana ne senin Van'dan gelen kokundan? İhsan... Bu ne berbat bir gün böyle ya? Hadi sorsanıza. Neyi sorsanıza? İhsan, soracaktım. Sana, günün nasıl geçti onu soracaktım. Ben şimdi demedim mi berbat bir gün diye? Ne bileyim, aradan vakit geçti. Belki fikrini değiştirmişsindir diye düşündüm. Ne diyorsun? Senin yapacak başka bir işin yok mu? Hayır yok. O zaman git mutfakta yemek yap. Evet, yapmaya başla anca yakarsın. İhsan, işte bir aksilik mi oldu? Bir değil bin tane aksilik oldu. 6 tane işçi hastalandı. Bir kadının süet ceketini yaktık. 2 tane pes makinesi bozuldu. Ben bir kötü haber daha duyarsam şak kadına düşüp öleceğim burada. Siz söylemezseniz ben söyleyeceğim. Takma kafana İhsan. Yarın her şey düzelir. Ah. Haklısın bir tanem. Biraz fazla abarttım galiba. Ben gidip uzanayım, iyi gelir. Bu ne be? Menekşe'nin yeni şapkası. Ben hayatımda böyle iğrenç bir şey görmedim. Bu ne? O da benim yeni şapkam. Ne kadar güzel bir şey bu böyle. Canım benim, güle güle kullan. Sormadınız değil mi? Soramam Menekşe. Olmaz zaten dedim ya. Ama yazık Kadri Bey, bütün gece sizi orada bekleyecek Sevinç Hanım. 30 yıldır bekliyor. Bir gece daha beklesin. Siz değil miydiniz Kadri Bey'in neler yaptığını, saçının dökülüp dökülmediğini merak eden? Evet, bendim ama ne İhsan'ın arkasından iş çevirebilirim ne de kendim ikna olmuş durumdayım. Keşke Kadri ile ilgili merak ettiklerimi öğrenmenin bir başka yolu olsa. Ben sizin yerinizde olsaydım giderdim. Ama sen ben değilsin ve ben de gitmiyorum. Alo? Ay yok, ben hizmetçisiyim.
Aa, tabii iletirim mesajınızı Kadri Bey. Evet. Yarın akşam 8'de nerede? Aa, tabii aslında bana dedi ki yani gelmeyi çok isterdim ama... Aman dedi, aman yani Kadri'yi nasıl özledim, nasıl merak ediyorum anlatamam dedi bana. Evet. Nasıl mı tanıyacaksınız? Kırmızı bir şapka, böyle bol tüyleri olan, mavi, mor, yeşil tüyleri olan bir şapka takıyor olacağım. Jack, yani onda olacak ha. Tamam. Peki. Hadi görüşürüz. Baş baş. Kadri? Pardon. Kadri? Pardon. Kadri? Sevinç. Ay yok. Ay ben ta kendisiyim. Sevinç. Yıllar sonra seni tekrar gördüğümde, tam 30 yıl sonra seni tekrar gördüğümde sana ilk söyleyeceğim cümleyi düşündüm durdum. Şey, acaba mavi eldivenlerim sende mi kalmış? Hoş bulduk. Bize iki kişilik bir masa lütfen. İki de iskemle. İlk sorduğu acaba mavi eldivenlerim sende mi kaldı? İyi de benim söylediklerimi niye yazıyorsun canım? Eve dönünce Sevinç. Yani Sevinç... Yaşadığım sevinci kelimelere dökmek için. Yani biliyor musun? Seni son gördüğümden beri epey değişmişsin. Ya öyle. Yani ben de seni ilk defa görüyor gibiyim. Yok öyle değil. Yani teşekkür ederim. Nasıl desem yürüyüşün, gülüşün, duruşun filan değişmiş. Yani sanki eskiden daha bir ağırdın. Ya tabii öyleydim. Yani büyüdüm, hafifledim. Nerede o günler? Ya. Hani hatırlar mısın günün birinde? Hatırlamaz mıyım? Hani şeye gitmiştik ya. Ya hatta ondan sonra da şeye. Ya. Yani bütün bunları bu kadar yıl sonra nasıl hatırlıyorsun şaşırdım doğrusu. Unutmak mümkün mü? Sevinç, bana biraz kocandan bahsetsene. İyi misin Sevinç? Yok gayet iyiyim, iyiyim yani. Sen de bu arada evlenmişsindir herhalde değil mi? Hayır. Doğru insanın karşıma çıkmasını bekliyorum. Kadri, sana söylemeyi unuttum. Benim kocam var ya, öldü. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim, kusura bakma. İnan ki bilmiyordum. Boş ver, o da bilmiyor zaten. Yani ne olduğunu anlayamadı. Aniden şak. Kendi bile farkına varamadı. Ya. Hayır, aramayacağım. Hanımefendi, işte çekiciniz. Aman İrfan Bey, ne hacivesi vardı. Aman efendim, bu ne şıklık, bu ne güzellik. Kadri Bey'le akşam yemeğine bu kıyafeti mi giyeceksiniz? Hayır, o yemeğe gitmeyeceğim. Kadri Bey bunu duyunca çok üzülmüş olmalı. Ona daha haber vermedim. Aman senin canım. Şimdi Kadri Bey pat diye telefon açarsa, telefona da siz değil eşiniz İhsan Bey çıkarsa, maazallah İhsan Bey bu durumu hiç hoş karşılamayabilir. Müsaadenizle ben gidiyorum, sonra görüşmek üzere. Eğer Kadri'yi hemen aramazsam görüşemeyebiliriz. Alo. Kadir Çandarlı orada mı? Kimle konuşuyordun Sevinç? Ben mi? Şu telefonla seçim anketi yapan şirketlerden biriyle. Bu aralar durmadan arayıp rahatsız ediyorlar. Ben telefonun çaldığını duymadım. Duymazsın tabii. Onları arayıp beni bir daha rahatsız etmemelerini söyledim. Efendim? Ha, evet burada. Veriyorum. Sana. Erkek mi kadın mı? Erkek. Sesi bir tuhaf mı? Bayağı tuhaf. İnsan biliyorum
Bunu sana daha önce söylemeliydim. Eski bir arkadaşım okuldan arayıp beni bu akşam yemeğe davet etti. Çok masumane bir teklifti ama ben senin gitmemi istemeyeceğini düşündüm ve gitmedim. Şimdi arayan da o. İhsan bir şey söylesene. İrfan'la konuşacak mısın? Alo. Yok İrfan Bey, daha söylemedim. Ama sanırım İhsan her şeyi biliyor. Yine de sağ olun. İyi geceler. Beni hayal kırıklığına uğrattın Zeviç. Ama İhsan, ben bir şey yapmadım ki. Hayır hayır hayır. Benim şaşırdığım senin oraya gitmene izin vermeyeceğimi düşünmen. Yani gitmemin senin için bir sakıncası yok mu? Ne sakıncası olabilir hayatım? Ben sana güveniyorum. İhsan, sen bir tanesin. Biliyorum. Oğlum, eğer acele edersem yetişebilirim. Aa, sen nereye? Seninle geliyorum. Hani bana güvendiğini söylemiştin. Sana güveniyorum hayatım. Ben adama güvenmiyorum. İyi de ben Kadri'yi nasıl bulacağım şimdi? Kim bilir ne kadar değişmiştir. Hoş geldiniz. İki kişi misiniz? Hayır, 5 kişiyiz. Biz bir arkadaşa baktık, gideceğiz. Peki. İnanmıyorum. İhsan, şu şapkaya bak. Memlekette amma zevksiz adamlar var ya. İyi de o menekşe değil mi? Kadri'cim, benim hemen pudra sürmem lazım. Pudra mı? Şapka mı yani? Yüzüme anlaşıldı canım. Ah Sevinç Hanım. Yani iyi ki gelmemişsiniz. Buranın yemekleri berbat. Kaçın kurtarın canınızı. Melekşe, senin ne işin var burada? Yani anlamadın mı? Söylüyor işte. Aşçılık yapıyormuş. Melekşe, doğruyu söyle bana. Burada olmanın Kadri'yle bir ilgisi var mı? Siz gelmeyeceğinizi söyleyince merak ettiğiniz soruları öğrenmek için ben de geldim. Bir bilseniz neler öğrendim neler. En önemlisi de bekarmış. Yaptığın çok yanlış bir şey Melekşe. Ay idare edin Sevinç Hanım. Beni siz zannediyor. Bu adam göründüğünden de aptalmış ya. Galiba benden hoşlandı. Yok efendim. Dünyada hiç kimse o kadar aptal olamaz. Sevinç. Bizi tanıştırmayacak mısın? Aa, tanıştırayım tabii. Tanıştırayım. Bu Kadri Bey. Bu hanım. Ben... Aa. Yani ben sanki sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Bir yerden gözüm ısırıyor. Isırması çok normal. Bizim ailede herkes birbirine benzer. Aa. Tanıştırayım. Kuzenim İhsan, kuzenim Menekşe. Aa, memnun oldum İhsan Bey. Memnun oldum Menekşe Hanım. Ben de memnun oldum Kadri Bey. Evet. Ne yettiniz de geldiniz. Hadi güle güle. Hadi. Ne kadar ayıp Sevinç. Ya ne kadar ayıp Sevinç. Bize katılmaz mısın? Yok. Biz aslında bir geçiyorduk uğradık. Böyle... Memnuniyetle. Buyurun, 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 buyurun. Efendim. Bir bayanı en iyi tanımanın yolu onu ailesine sormaktır. Bizden çok şey öğreneceğinizden emin olabilirsiniz. Nasıl gidiyor sohbet? Ah, eski günleri yad ediyoruz. Ama size itiraf etmem gereken bir şey var. Sevinç eskisinden çok daha güzel gözüküyor. Yok canım, gözükmüyorum. Evet gözüküyorsun. Hayır, gözükmüyor. Her neyse. Ne kadar güzel bir restoran değil mi? Eskiden burada bir sinema vardı. O sinemanın Sevinç'le bizim için de çok özel bir yeri vardı. Hele arka koltuklarının. Bir gün film seyrederken Sevinç'in eli elime değmiş. Anlamadım, bir dakika. Neyine değdi? Ne kadar güzel bir restoran. Öyle değil mi İhsan? Bana bak. Buyurun efendim. Sana demedim. Garson kılıklı herif. Sen bana bak. Sevinç benim karım olur, anladın mı? Zıbıdı. Hani kocan ölmüştü? Ölmüş mü? Böyle konuşmaya devam edersen birazdan sen öleceksin, haberin olsun. Ben durumu açıklığa kavuştursam iyi olacak Menekşe. Menekşe mi? Aa bakın garson gelmiş. Neler var sayın bakalım, çorbalarla başlayalım. Hacı bırak çorbayı da. Bütün bu işleri nasıl çorba ettin onu anlat. Herkes sussun. Herkes sus, konuşma. Sen de. Başla. Şey,
Yani asıl menekşe olan benim. Yani Sevinç Hanım uygun düşmeyeceği ve İhsan Bey rahatsız olacağı için gelmemeye karar verdi. Sizin de burada bütün gece beklemenize benim gönlüm razı olmadı. Onun için ben geldim. Sonra onlar gelince de yalana devam etmek zorunda kaldım. Sonunda golü yedim. Aslında bütün bunların sebebi o Kolombiya dizisi. Şimdi orada da iki tane eski aşık böyle restorana gelmişler. Ama meğer Leoncio hafızasını yitirmiş. Rosario zaten verem olmuş. Hele o garson kızın durumu hepten vahim. Yani şimdi bu ikisi böyle olunca anlatabiliyor muyum? Tamam anladım anladım şimdi anladım. Ben hiçbir şey anlamadım. Sen sus. Sen ne diyorsun lan? Yani bu durumda asıl sevinç sen oluyorsun. Merhaba. Acaba mavi eldivenlerim sende mi kalmış? Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Ne yani şimdi bana kızgın değil misin? Hayır niye kızgın olayım? Aslında ileriki zamanlarda seninle tekrar görüşmek bile isteyebilirim. Ama biz seni asla görmek istemeyiz. Sen ne dikiliyorsun burada? Yürü kardeşim. Bu kim ya? Sevinç kalk gidiyoruz. Kalk. Ben burada bu zıbıdımın karıma sulanmasını seyredemem. Kalk. İhsan Bey siz beni tamamen yanlış anladınız. Benim bu akşam Sevinç'i davet etmemin tek sebebi ona teşekkür etmekti. Ne için? Arkasına da eli eline değdiği için mi? Hayır efendim. Daha fazlası için. Neydi? Başka şeylerde mi değdi? Lütfen dinler misin? Bakın. Ben ortaokuldayken kendi halinde pısırık, sessiz bir çocuktum. Sevinç bana, Kadri, sen ileride önemli bir adam olacaksın diyen tek insandı. Eğer sabahlara kadar çalışıp hukuk fakültesini kazandıysam, bütün zorluklara karşın okulu bitirdiysem, bu konuda bana güven veren ve beni zorlayan tek insan Sevinç olmuştur. Kadri. Sen ne anlatıyorsun bana burada iki saattir ya? Sevinç sana yaptığının trilyon katını yaptı. Biz ona ne güçlükler açtık ne zorluklar geçtik sen biliyor musun? Bütün zor günlerde benim yanımda oldu Sevinç. Ve Sevinç'ten başka hiçbir kadın katlanamazdı bana. Bakın bu konuda çok haklısınız. Sen olağanüstü bir kadınsın sen. Senin gibisi yok ben sana kurban olurum ya. Yalnız bir şey sen sadece benimsin. Sadece benim anladın mı? İhsan, beni utandırıyorsun. Sen çok şanslı bir adamsın İhsan. Herhalde. Kadehimi ikimizin de hayatını değiştiren bu olağanüstü kadın için kaldırmak istiyorum. Dünyalar güzeli bu hanımefendinin şerefine, Sevinç'in şerefine. Ben buna içerim. Al kardeşim. Şerefe. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi be. Şu dernek bültenini hazırlamak tahmin ettiğimden daha çok vakit alıyor. İrfan Bey iyi ki bu aleti bize ödünç verdi. Benim eski daktilodan kat kat hızlı yazıyor. Ya şu teknoloji çok ilginç bir şey. Bak ben burada yazıyorum. Sonra İrfan Bey bunu pıttır bir alete bağlıyor. Orada yazılı çıkıyor. Printer. Tırtır bir şey işte. Ya bu aletin adı da başka bir komedi. Laptop. Ya bunun neresi topa benziyor? Kirli bom bom bom. Kirli bom bom bom. Oo kirli. Kirli de yavrum kirli. Aman da kirli kirli. Kirli. Kirli bom bom bom. Kirli bom bom. Ne haber Sevincim? İyi de benim bildiğim o kirli değil çilli. Güzel karıcığım. Yağmur yağıyor. Ne oluyor? Elbiseler kirleniyor. Elbiseler kirlenince bizim dükkanda işler patlıyor. Yani kirli bom bom bom. Kirli bom bom bom. Menekşe yemekte ne var? Aa sizi bilmem ama ben dünden kalan çöp şişi yiyeceğim. Hepsini yeme bana da bırak. Tamam şişi ben yerim dünden kalan çöpü de siz. Çabuk git mutfağa bana yemek yap. Ha biraz bekleyeceksiniz İhsan Bey. Boş mideyle çalışamam. Sen dolu mideyle de çalışmıyorsun ki. Ha, tam da laf mideden açılmışken. Feraye burada mı İhsan? Maalesef. Feraye müjdemi isterim. Şirket beni 4 günlüğüne bir iş için Kıbrıs'a gönderiyor. Çok hoş. Ve sen de benimle geliyorsun. O zaman çok daha hoş. Hadi hemen hazırlan 4 uçağıyla gidiyoruz. Ne? Yunan gizli servisi Kıbrıs operasyonu için seni mi görevlendirdi ajan Yorgo efendi? Hayır sen. Kıbrıs'taki bir kitap fuarında yayın evimi temsil edeceğim ve bu kitabın tanıtımını yapacağım. Erkeğinizi mutlu etmenin yolları. Aa bu kitap ben de okusam iyi olacak. Hiç gerek yok Menekşe. Senin erkeğini mutlu etmenin tek yolu var. Ondan uzak dur.
En iyisi ben İhsan Bey'e sulu köfte hazırlayayım. Yaptığı esprilere de uyar. Bu ne biçim bir kitap bu böyle yorgun? Aa, şunu dinleyin. Bir kadının kocasına olan sadakati... ...bir köpeğin sahibine olan sadakati kadar önemlidir. Ben aynı fikirde değilim. Olmasa niye edersin? Bence çok daha önemlidir. Yorgo, bu saçmalıklarla dolu kitabı nasıl tanıtırsın? Evet, çünkü bu benim işim. Ve işsiz kalırsam sana kim bakacak? Ha, yani bir kadının ayakları üstünde durabilmesi için... ...illa da bir erkeğin ona bakması gerekiyor, öyle mi? Yahu şimdi bu konunun sırası değil. Hadi geç kalacağız Feraye. Merak etme, kalmayız. Çünkü ben gitmiyorum. Ne? Bu erkek şövenizmini bırakmadığın sürece ben yokum. Sen ne zaman şovmenliğe başladın ya? Feraye, tam anlamıyla saçmalamaya başladın ha. Saçmalıyorum ha. O zaman sana mantıklı bir öneride bulunayım. Bavulunu topla ve Kıbrıs'a tek başına git. Tek başıma mı? Yahu ben senin de yanında olmanı istiyorum. Neden? Çünkü ben tek başıma pek beceremem. Neyi? Ben de onu diyorum. Demek yanında olmamı istemenin tek sebebi bu. Sağ ol Yorgo, sağ ol. Ben almayayım. Bak Feraye, ben gidiyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Hayır Yorgo. Şu an karşında kocasını mutlu etmekten çok daha önemli işleri olan bir kadın var. Sen bilirsin Feraye. Gelirken almamı istediğin bir şey var mı? Aklını başına al. Benim aklım başımda. Mümkünse gitmişken bir süre orada kal. Jack! Terbiyesiz kadın. Gir. Merhaba Recai Bey. Oh Yorgocuğum. Ben seni çoktan havalanmışsın sanmıştım. Anladığıma göre uçağı beklemeye karar verdin ha. işte biletler. Evet. Feraye Hanım bu işi pek sevinmiş olmalı. Şey Feraye'nin burada yapması gereken bir işi var. Onun için gelemiyor. Deme ya. Ben de düşünüyordum ki bizim hanım Feraye ile oyalanır da ben de kendime bir zaman ayırırım. Anlarsın ya. Ha? Çok üzgünüm Recai Bey. Bak madem ki Feraye gelemiyor, o zaman aklıma bir fikir geldi. Benim yeni sekreterim var Fulden. Görmüşsündür. Gördüm gördüm. Görünmeyecek gibi değil değil mi? Onu Kıbrıs seyahatime beraberimde götüreyim diye düşündüm. Ne dersin? Aa, çok iyi düşünmüşsünüz Recai Bey. Çok çalışkan bir kıza benziyor. Evet, evet. O kadar çalışkan ki... ...geceleri bile çalışmak istiyor. Hatta hafta sonları bile. Anlarsın ya. Ya. Öyle mi? çok güzel. Artık ben gideyim Recai Bey. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Sekreterimi Kıbrıs'a senin asistanın olarak senin yanında göndersem nasıl olur? Asistan mı? Işini, evet. Ama benim asistana yaptıracak işim yok. Aman benim olacak. Ayrıca sekreterim senin yanında olunca da bizim hanım bu işten hiç kuş kullanmayacak. Ne dersin buna? Sanki pek doğru değilmiş gibi geliyor. Fikir yürütmeni istemiyorum senden Yorgo. Bu işi yapacaksın. Şey Recai Bey, beni bu işe hiç karıştırmasanız. Tamam. Nasıl istersen Yorgocuğum. Buyur. Yalnız kağıt fiyatlarına zam geldiğini işitmişsindir. Ne? Kağıt fiyatları diyorum. Masraflarımız artacak. Bu durumda benim de bir iki editörü işinden çıkartmam gerekecek. Seni de çok severim bilirsin Yorgo. Sen gerçekten bir görev adamısın. Bu durumda ikimiz de bir kaza kurşununa kurban gitmeni istemeyiz. Değil mi Yorgo? Hiç istemeyiz Recai Bey. O zaman sen de bir ver kaç yapalım. Anlaştık mı? Ha? 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 Siz nasıl isterseniz Recai Bey. Ver kaç, duvar pası, bacak arası. Artık Allah ne verdiyse. Fulden'i gönderin.
Yorgo, biz seninle birlikte forvette ne goller atarız değil mi ha? Ne dersin? Hoş geldin Fulden'cim. Ay hoş bulduk. Seni Yorgo Bey'le tanıştırayım. Merhaba. Merhaba. Yani merhaba. Sana büyük bir sürprizim var Fulden. Kıbrıs'a gidiyorsun. Ay ne heyecanlı. Ay biliyor musunuz daha önce hiç Kıbrıs'a gitmemiştim. Küçük bir kızken böyle hep Kıbrıs'a gittiğimi hayal ederdim. Artık büyük bir kız olduğuna göre Kıbrıs daha eğlenceli bir yer olacak. Recai Bey, geç kalıyoruz. Kıbrıs'a Yorgo Bey'le beraber uçacaksınız. Onun için hadi hemen gidip hazırlanıver. Ay o zaman ben hemen gideyim şöyle süsleneyim püsleneyim. Nasıl? Bomba gibi değil mi? Siz öyle diyorsanız öyledir Recai Bey. Dedim bile Yorgo, dedim bile. Ha, bak beni iyi dinle. Bu iş bir kişinin kulağına bile gitse benim adım çıkar. Sen de işten çıkarsın ona göre. Şimdi başka bir sorun var mı? Evet. Yanınızda mide ilacı var mı? Bence bu yazıyı 3. sayfaya koyalım Feraye. Sen ne dersin? Feraye, saçın yanıyor. İyi, iyi. Daldın gittin yine. Nereye? Kıbrıs'a. Hiç saklama boşuna. Haklısın galiba Sevinç'im. Eğer acele edersen o uçağa yetişebilirsin. Yorgo'ya haksızlık ettim galiba. Ne de olsa bu onun işi. Ve Kıbrıs'ta hava 30 derece. Doğru. Gidip havaalanına ona sürpriz yapacağım. Kim bilir beni görünce ne kadar şaşıracak. Ay, orada olup Yorgo'nun yüzünün halini görmek isterdim. Ben de. Ay neden bu kadar gerginsiniz Yorgo Bey? Gergin falan değilim. Neden çıkardınız gergin olduğumu? Siz hep böyle ciklet kağıdını çıkarmadan mı çiğnersiniz? Ya tadı dağılmasın diye. Hele bir Kıbrıs'a gidelim eminim rahatlarsınız. Lefkoşa'da çok güzel bir bar biliyorum. Hani Recai Bey'e Kıbrıs'a hiç gitmediğini söylemiştin. Onu mutlu etmek istedim. Görünüşe bakılırsa bu işi iyi beceriyorsun. Ay Yorgo Bey aslında ben uçaktan çok korkarım. İnerken ve kalkarken elinizi tutmamda bir sakınca var mı? Başka birinin elini tutsanız. Yok tabii de kimin? Mesela. Şu girişte oyuncakçıda gördüğümüz tombiş gorilci. Dur ben hemen gidip alıp geleyim. Ay ne kadar düşüneceksiniz Yorgo Bey. Merhaba. Merhaba. Yolculuk nereye? Kıbrıs. Aa ne güzel tesadüf ben de. İş için mi, eğlenmek için mi? Aslında bu soruya tam olarak nasıl cevap vermem gerektiğini bilemiyorum. İzninizle ben bir tuvalete kadar gideyim. Şöyle makyajımı falan tazeleyeyim uçağa binmeden. Tabii ki. Haydi kim hazırım burada? Seninle gelmeye karar verdim. Ay çok saçma davrandım. Bütün bu oğlum piden için üzgünüm. Ben de çok üzgünüm Feraye. Bu ne? Şey, gorilcik. Uçakta yalnız kalmayayım diye aldım. Ne? Şaka yapıyorum Feraye. Ben aslında mesela... şu küçük çiçeği aldım. Ya bak yavrum al bakalım. Bak ne güzel değil mi? Ay ne kadar şekerciydin sen öyle. Aa, ne güzel. Ben sana yabancılardan bir şey almayacaksın demedim mi? Sapık. Yorgo bir sorun mu var? Sorun mu? Ne sorunu? Nerede çıkardın bir sorun oldun canım? Şu haline bak ya yerinde duramıyorsun. Duramıyorum değil mi? Şeyim geldi.
şeyim geldi. Tuvalete gitmem lazım. Allah Allah. Ne oldu bu adama? Uçuş ne kadar sürüyor biliyor musun? Ay tam olarak emin değilim. Son gidişimde 5. cin tonikten sonra biraz dağıldım. 5 cin tonik içtiysen uçaktan en az 1 saat sonra inmiş olmalısın. Sayın Güller Parlak, Sayın Fulder Parlak, lütfen tanışmaya geliniz. Ay beni çağırıyorlar müsaadenizle. Baksana ya. Yorgo ne yapıyorsun orada? Tuvaleti mi? Aa, sen daha gitmedin mi? Gittim. Ama tekrar gitmem lazım. Neden? Yapmayı unutmuşum. Sen otur karıcığım. Otur. Ben hemen geliyorum. Ha. Aa, merhaba Yorgo Bey. Merhaba Fulden. Bak sen al şu parayı. Bir sonraki uçakla Kıbrıs'a gel, tamam mı? Aa, neden? Aa, güneşin batışını havadayken seyretmeni istiyorum. Eminim Recaip de bunu isterdi. Ha? Peki o zaman. Hadi Kıbrıs'ta görüşürüz. Feraye. Hadi kalk gidelim. Ah Yorgo. Kıbrıs'a gitmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Hadi hemen uçağa bin. Aha neden? Bakarsın kaçar maçar. Sakin ol Yorgo. Boşuna endişelenme. Ya haklısın Feraye. Boşuna endişeleniyorum değil mi? Yorgo Bey. Efendim. Bana tombiş gorilimi vermeyi unuttunuz. Bu goril senin mi? Evet, Yorgo Bey onu benim için aldı. Benim tuvalete gitmem lazım. Sen Yorgo'yu tanıyor musun? Tabii, Kıbrıs'ta 4 gün beraber olacağız. 4 gün mü? Hayır, 3 gün. Ama 4 gece. Seni aşağılık herif. Seni aşağılık herif. Feraye. Feraye dur Feraye. Ya Feraye dur Feraye. Feraye. Feraye dinle beni dur. Ay, yanlış bir şey mi söyledim? Yanlış anlamış olmayasın. Gözlerimle gördüm Sevinç. Bunca yıl sonra bunu bana nasıl yapar? Vallahi bunca yıl nasıl sabretti ben de ona şaştım. Ne kadar düşüncesizsin Nisa. Bu durumda bile abuk sabuk espriler yapıyorsun utanmadan. Görmüyor musun? Feraye'nin sevgiye ve morale ihtiyacı var. Çok haklısın Sevinç. Feraye'cim. Bu psikopos kılıklı şişkonun seni ucuz bir sokak aşiftesi için sattığına inan çok üzüldüm. Senin için yapacağım bir şey var mı? Evet, çeneni kapamak. Ben size demiştim zaten bu beynelmiler evlilikler çok fazla yürümez diye. Yorgo ile Feraye 28 yıllık evliler. Bak gördün mü? Zaman beni haklı çıkardı işte. Oho, kart zampara geldi. Feraye'cim, karıcığım. Ne oldu dinle beni. Bak bunu 28 yıl önce yapsaydın başın böyle belaya girmezdi. Sen bu işe karışma İhsan. Haklısın Sevinç. Ne de olsa ince iş. İhsan ince iş falan değil. Demek daha da ileri gitti. Yok canım bir yere gittiği falan yok. Neredeyse Kıbrıs'a gidiyormuş ama. İhsan ben sana karışma demedim mi? Görmüyor musun Yorgo ile Feraye'nin evliliği parçalanmak üzere. Sevinç. Feraye. Feraye. Karıcığım, dışarıdan farklı gözüktüğünün farkındayım. Ama bence büyük bir hata yaptın. Evet, seninle evlendim. İnan o kız benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bizimki tamamen bir iş ilişkisi. İş ilişkisi mi? Peki ona ne kadar para verdin? Hiç para vermedim ki. Hayda, bedava mı çalışıyor? Evet. Yani hayır, yani benim için değil. Feraye, bak karıcığım. Şu an senin yanındayım. Ve o uçağa binmedim. Çok büyük bir hata etmişsin Yorgo. Eğer o uçağa binseydin en azından bu gece yatacak bir yerin olurdu. Feraye, karıcığım, Feraye. Ya ne yapacağım ben şimdi? Bence 2 seçeneğin var Yorgo efendi. Ya güzel bir otel ya da Fener Rum patrikhanesi. Birazdan senin tek bir seçeneğin olacak insan. O da Şişli Etfal acil servisi. Bari sen bana inan Sevinç. Sen böyle bir şey yok diyorsan öyledir Yorgo. Ben sana inanıyorum. Ama asıl inandırman gereken kişi ben değilim. Ah keşke Feraye de senin kadar açık görüşlü olabilseydi. Ben bu konuda çok pratik yaptım.
Belki Feray ile konuşabilirim. Bunu yaparsan sana minnettar kalırım ve bu gece de evde kalırım. En azından bir denerim. Çok teşekkür ederim Sevinç. Gel koçum gel. Seninle erkek erkeğe konuşalım biz, gel. Çok basit. Senin yapacağın tek şey var. Neymiş o İhsan? Onunkinden daha iyi bir avukat tutmak. Benim avukatla işim yok ki. Tabii. Yorgucuğum bak, ben sana bir kardeş nasihati vereyim. Madem hayatın tadını çıkaracaksın, önce cebinden cüzdanı çıkaracaksın. Feray ile benim çok mutlu bir evliliğim var İhsan. Yani en azından bu ölene kadar öyleydi. Hiç merak etme Yorgucuğum, bu zor günlerinde ben seni yalnız bırakmayacağım. Çok sağ ol İhsan. Boşandıktan sonra bütün dükkanlarımda sana %50 indirim yapacağım. İhsan ben boşanmayacağım. Tabii ya. Kız arkadaşının hiç hoşuna gitmeyecek bence bu. O benim kız arkadaşım değil. Benim için yalnız Feraye var. Feraye dururken ben o Fulden'lerin kızı ne yapayım? Merhaba ben Fulden. Vallahi ne yapacağını bilmiyorsan Feraye gerçekten boşuna endişeleniyor demektir. Ne işin var senin burada? Şansın varmış ki bana eve gideceğinizi söylemiştiniz. Peki adresi nereden buldun? Şansın varmış ki yanında şirketin rehberi vardı. Peki benim bu dairede olduğumu nereden bildin? Şansın varmış ki kapıcınıza rastladım. Oo, maşallah. Bugün şanslı gününüzdesiniz bakıyorum. Senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim Yorgocu. Burada kalamaz. Neden? Ya görürse? Korkma. Tanrı herkesi affeder. Bahsediyorum. Yok Yorgo. Aslında boşuna endişelenmişsin. Ben yanılmışım. Bu kızla senin aranda hiçbir şey olamaz. Sağ ol İhsan. Böyle bir fıstık senin gibi yer elmasını ne yapsın ya? Yorgo be, şimdi ben ne yapsam acaba? Bence son uçakla hemen Kıbrıs'a gitmelisin. İyi ama Recai Bey'e ne diyeceğiz? Recai Bey'e benim için de ki bak. Yorgo. Allah! Dur Feray, hemen gördüklerinden bir sorun çıkarma. Şu anda çıkarmak istediğim tek şey senin gözün. Sizin ne işiniz var burada? Ben kocamı görmeye geldim. Bu bey sizin kocanız mı? Allah korusun. Benim, kocası benim. Yani şimdi siz ikiniz. Evet Fulden Hanım. Feray, Fulden Hanım Kıbrıs'a benimle beraber olmak için gitmiyor. Başkasıyla beraber olmak için gidiyor. Kimmiş o? Söyleyemem. Böylece bütün bilmek istediklerimi söylemiş oldun. Tamam o zaman. Artık saklamanın bir alemi yok. Ben Fulden'e deli gibi aşığım. Öyle misiniz? Evet. Hem de ilk gördüğüm andan beri. Oh. Ve seni kimseyle paylaşmaya da niyetim yok. Ama Recai Bey bu duruma ne diyecek? Recai Bey mi? Yani Yorgo'nun patronu Recai Bey'le mi karıştırıyorsun sen? Ay şu andan itibaren hayır. Kıbrıs'a filan da gitmiyorum. Niye bu sıkıntıyı çekiyorum ki? Zaten dişçim de beni Paris'e götürmek için can atıyor. Peki Recai Bey'e ne diyeceğiz? Dişlerini yaptırmaya gitti dersiniz. Ne sandınız siz beni? Yere bakan yuva yıkan mı? Yorgo. Hayır. Yorgucuğum, çok özür dilerim. Kendimi sana nasıl affettireceğim? Yeni bir iş bularak. Neden? Çünkü o uçak Kıbrıs'a fuldensiz indiği anda ben benimkini kaybetmiş olacağım. Bu kadar basit bir şey yüzünden işinden atılacağına inanıyor musun? Neden olmasın ya? Az daha boşanıyorlardı. Sen hiç endişelenmiyordun. Recai Bey hiç kimseyi işten atmayacak. Peki kim engel olacak? Ben. Sen mi? Bilirsin. Recai Bey'in hanımıyla ben arada görüşürüz. Ama onun Fulden'den haberi yok ki. Ama seni işten atmaya kalkarsa olacak. Harikasın be ya. Kıbrıs havuzda güneşlenirken daha harika olacağım. Hadi gidelim. Hadi. Bize müsaade. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum. En kısa olanını söyle Sevinci. Gelince görüşmek üzere. Hay Allah. Hoşçakalın. Ya bu Feraye'nin Yorgo'ya kızması büyük enayilikmiş bence. Bu Yorgo denilen kılıbık psikopos üstüne para versen Feraye'den başkasına bakamaz ki. Öyle deme İhsan. Ben de seni havaalanında bu kızla görsem kim bilir neler düşünürdüm. Hiç endişelenme bir tanem. Ben böyle kızlarla hayatta takılmam.
Doğru mu söylüyorsun Nisa? Tabii ki canım. Oo, sen bir tane. Canım benim. Bir defa biliyorsun ben esmer severim. Şaka yaptım. Şaka seni. Görüşürüz.